Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı son toplantısı tarihi bir oylamaya sahne oldu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda il özel idaresinin eski özel idare binasına yapılması planlanan otelle ilgili istediği 16.5 emsal görüşüldü. İmar Komisyonu'nun konuyla ilgili takdiri Belediye Meclisi'ne bırakmasına tepki gösteren MHP Belediye Meclis Üyesi Tevfik Katırcıoğlu, komisyon gereken çalışmayı yapıp bizi yönlendirmesi gerekiyordu dedi. Böyle Isparta'yı önemli bir şekilde ilgilendiren bir konuyu İmar Komisyonu'nun bize yön vermesi lazım. İmar Komisyonu'nun çalıştıktan sonra karar vermesini teklif ediyorum. Biz kendi kendimize veremeyiz. Tevfik Bey, böyle bir şey olamaz. İmar Komisyonu'nu biz niye seçiyoruz o zaman? Çekimsiz verebilirsiniz. Olamaz. Biz İmar Komisyonu'nu niye seçiyoruz? Çalışsınlar böyle önemli bir konuda biz diyor. Siz Tevfik bizi Bey, yönlendireceksiniz. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, siz bizi yönlendireceksiniz. Arkadaşlar şu şeylerden dolayı fikrinizi belirteceksiniz. Ben istemiyorum diyeceksiniz. Biz de ona göre karar vereceğiz. Otelin yapılacağı alanda tasarruf hakkının il özel idaresinde olduğunu belirten AK Parti Belediye Meclis Üyesi İsmail Tanışman da başkasının malı üzerinde belediye meclisinin tasarrufu olamaz diye konuştu. Artık burası onların kendi mülkleri. Tasarruf hakkı da onların. Bize sadece buraya ruhsat verip vermemek kalıyor. Yani park mı yapalım, otopark mı yapalım, ne yaparsak ne yapalım bilmem ne. Yani başkasının malında biz tasarrufa bakıyoruz. Biz buraya ruhsat vermiyoruz. 16.5 uymuyor diyelim. Şu vereceğiz diyelim, bitirelim. Ama onlar kendilerine göre, kendi dönemde Isparta'ya bir eser kazandırmak istiyorlar. Kendilerince bunu en iyi, en rantabl, en verimli, en optimum birleşiminde otel olduklarına karar vermişler. Onların bu kararlarına saygı duyup o konuda değerlendirme yapmamız lazım. Yani başkasının malına şu veya bu şekilde bir şey dememize gerek yok. Eski özel idare binasının bulunduğu alanın milletin malı olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise söz konusu alana otel değil otopark yapılması gerektiğini bir kez daha yineledi. Milletin malıdır. Milletin malı, benim belediyenin malı da milletin malıdır. Yani demek ki hiçbir arada fark yok. Yani hiçbir zaman bizim onlara ve onların mülküne, malına saygısızlık veya yanlış konuşma bu meclisten çıkmadı. Mesela oraya bir otopark hem altta hem üstüne tamamı yüksek kata da boğdurmadan 5 katlı bir otopark projesi çizdik. Ve meclis başkanımıza da gönderdik. Nerenin meclis başkanına? İl Genel Meclisi'nin başkanına da gönderdim. Valiliğe de gönderdim. Bakın ne kadar ilgileniyoruz. Ve burada o projeyi çiziyorsun, uğraşıyorsun da gönderiyorsun. Bak buradaki samimiyeti ve hizmet doğruluğunu anlatmak istiyorum. Yani kasıt maksat veya siyaset, körü körüne siyaset yapma gibi olaylar da oluveriyor bazen. Ona birini veriyoruz hemen. Öyle bir şey de yok. Otel yapılmasına karşı olduğunu bir kez daha deklare eden Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Selçuk, siyasi iktidardan Isparta'nın bir tüyünü koparmadan hizmet etmesini istedi. Otel olması noktasında fikrimiz belli. Otel olmasını ben şahsım adına istemiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Fakat burada asıl belediye meclisinin halk adına, Beytülmal adına verecek karar ve diğerlerine de örnek olacak. Yani devletin burada istisnasının diğer insanlara da örnek olacağını düşünüyorum. Bu bir vabaldir. 16.5 emsal konusunda karar vereceksiniz. İzleyenler, özel idareden gelen arkadaşlarımız da bilsinler. 1000 metreyi 16.500 metre inşaat yapma hakkı verilecek. Eğer böyle bir hak varsa ortada, eğer bir de bu da eserse, otelden de eser oluyorsa, yani bu tamamen kamuoyunun takdirine. Burada yaptığımız iş öyle kolay bir şey değil. İlla ki biz otel istiyoruz diye çocuk gibi, öyle bir şey yok. Bu memlekette 200 bin nüfus var. 200 bin nüfusun hakkı var. 200 bin nüfusun belediye meclisi burası. Biz buraya atamayla falan gelmedik. Biz buraya seçilerek geldik. Meydanlarda söz verdik. Kahvelerde konuştuk. Biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız dedik. Siz belediye başkanı olarak söylediniz. Bu işler basit meseleler midir? Şimdi herkes her şeyi kendisine konuşuyor. Ben görüyorum. Diyor ki herkes kendi işini yapsın. Biz ne iş yapıyoruz burada? Belediye meclisinde ne iş yapıyoruz? Her gelene geç mi diyeceğiz burada? Bu Beytülmallar, bu vatandaşın malları heba mı edilecek? Isparta'ya bu bir baskı unsuru olmuş durumda. Siyaset diyor ki Isparta'ya biz hizmet edeceğiz. Buna şey müsaade etmiyorsunuz. Ben bu siyasileri söylemek istiyorum. Siyasiler ya da bu işlerin başında olan insanlara. Lütfen eğer Isparta'ya hizmet edecekseniz Ispartalı'dan bir tüy koparmadan yapın. Eğer dışarıdan bir şey getirip bu memlekete hizmet etmek istiyorsanız ben de dahil bütün meclis üyeleri size yardımcı olmaya hazırdır.
Bu açıklamaların ardından Demokrat Partili Selçuk'la AK Partili Meclis Üyesi Hatice Çakır arasında tartışma yaşandı. Siz anlayamazsınız çünkü Isparta'ya bir çivi çakmak noktasında zayıf olduğunuz için. Hiçbir şey yapmadığınız için 12 senedir. Varsa yani hadi. Bu şekilde konuşmayalım. Biz bu şekilde konuşmaya hakkımız var. Ben Demokrat Partisi adına. Meclis olarak. Hanımefendi susar mısınız? Ben konuşurken araya girmeyin. Ben konuşayım ondan sonra cevabını veririm. Yani meclis mübarek bunu kabul etmiyorsa bir karar versin ya da kabul etsin. Siz yüksek buluyorsanız reddedin düşüğü gelsin. Yani sürekli bu konu üzerinden polemik yaratılıp meclisi germenin bir anlamı yok meclisi ki. Meclisi germiyoruz biz. Biz şu anda geriliyor. Vazifeyi yapıyoruz, evet. Sizi ikna etmeye hatta çalışıyoruz. Hatta her konuyu siyasi malzeme mecliste yapılıyor şu anda. Hayır, meclisin dışına siyasi malzeme olarak yapılıyor. Bu işi siyasi olarak baskı unsuru yapıyorsunuz. Bugün meclisin üstünde de bir baskı unsuru var. Bu herkesin gözü önünde. Bu bakarsanız görürsünüz nasıl bir siyasi unsur olduğunu, nasıl bir baskı olduğunu. Şu meclisin arkasının önüne bakarsanız, gündeme bakarsanız, haberlere bakarsanız nasıl bir baskı unsuru olduğunu görürsünüz. Arkadakinden eğer mi baskı bir yapıyor? Parti olarak, siyasi olarak bir şey yapmak istiyorsanız tekrar ediyorum. Isparta'dan bir tüy koparmadan Isparta'ya yeni bir şeyle getirin. Buraya Isparta'ya 12 yıldır çivi çakmayıp da gelip Isparta'nın malının üzerine otel yapmayı hizmet olarak sayıyorsanız bu dünyada siyasi literatüre bir ilk olarak girer. Demokrat Partili diğer meclis üyesi Kadir Özkan da söz konusu alana 16.5 emsal veriliyor, yanındaki vatandaşa da aynı emsali vermek zorundasınız diye konuştu. Dedik ki bir şeyde artış yapılırken ada bazında artış yapılır. Ada bazında yaparken yandaki 117 nolu parsele de 16.5 vermek zorundasınız. O gün sorduğumuzda denildi ki biz onlarla görüştük. Ne görüştünüz efendim? 117 nolu parsel bir şahısa aittir. Bu şahsa kamu binası kat karşılığı mı verdi? Ya da kamu bu şahsa nakit parayla burayı satın mı aldı? Onun arkasına bakalım. 27 nolu parsel var. Kimindir efendim? Bir şeyi yaparken, bir şeye karar verirken ada bazında vermek zorundasınız. Ve bu kişi aynı anda mahkemeyi de verip 16.5'ü alır. Ben bunu 2 ay evvel de söyledim. Kayıtlarda vardır. Bir şeyi yapıyoruz ama yapmayı bilmeden yapıyoruz. Boşu boşuna yapıyoruz. Evet. Bakın Baride Otel'in sıkıntısı zamanında çekilmiştir. Keza üniversiteyle ilgili birazdan bir madde daha gelecek. Onda da yine aynı sıkıntı var. Buralar zamanında kamu arazisi olarak vatandaşın elinden alınan yerlerdir efendim. Burayı siz ticarete döktüğünüz anda o kişiler burada istediği anla size mahkemeye verip kendi arsalarını geri almak isteyebilirler. Özkan'ın konuşmasının ardından söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Metin Kaya, maddenin oylaması için grup kararı aldıklarını ve çekimser kalacaklarını ifade etti. Sonuçta yatırımın önünde engellemen grup olma hükmünden kurtulmak için veya böyle bir baskıdan kurtulmak için aldığımız karar şudur. Biz grubumuz adına bu konuda çekimser davranmayı, evet veya hayır yönünde oy kullanmamayı düşünüyor. Kaçak değil. Biz efendim bizim görüşümüz budur. Kendi grup adına görüşümüz budur. Biz çekimser davranacağız. Bu konuda karar alındığında olumlu veya olumsuz çıkacak her türlü karara saygılıyız. Sonuçta meclisin aldığı bir karardır. Bu karardan dolayı oluşacak durumda da yetki, sorumluluk ve vebal karar alan arkadaşlara ait olacaktır. Sevabı da onlara ait. Sevabı da onlara aittir. İnşallah Isparta için hayırlı olmuş olacaktır diye düşünüyorum çıkan kararı. MHP'li Kaya'nın çekimser kalacaklarının açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Günaydın toplantıya 15 dakika ara verdi. 10 dakika ara veriyor, 15 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. Aradan sonra tarihi oylamaya geçildi. Kabul eden arkadaşlar, sayın lütfen ve isimleri de tek tek tespit edin. Kabul edenler belli olsun. İsmen. Oylama esnasında çekimser kalacağını açıklayan MHP'de grup kararı delindi. Kabul etmeyenler. 9 MHP'li üye red oyu kullandı. Demokrat Partili üyelerinde desteğiyle 12 red oyuna karşı AK Parti'nin 9 evet oyuyla emsal artışı reddedildi. Evet. Evet, çoğunlukla reddedilmiştir arkadaşlar.